Rus şirketlerinin yönünü Türkiye'ye çevirmesi tabi Amerika'nın ve Batı'nın işine gelmiyor. Açık açık tehdit dolu bir mektup yazıyor. Bakın ABD Hazine Bakanlığı. Türkiye'nin karşısında hem sahada hem de bu hususlarda hep Amerika var. Adamlar açık açık Türkiye'yi tehdit ediyor her alanda. Amerika'nın tehdidi vesaire vız gelir tırıs gider. Amerika'nın bir sonraki hedefi açık açık söylüyorum. Sevgili dostlar, merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Gün geçmiyor ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi veya Türkiye'den birilerini tehdit etmesin. Şimdi de kafayı Türk şirketlerine takmışlar. Niye? Çünkü Rusya'yla Altın Fırsatlar adı altında Rus şirketlerinin Türkiye'ye yönelmesi, özellikle Rusya'ya heyetlerin gitmesi, Rusya'dan aynı şekilde Türkiye'ye heyetlerin gelmesi bir nevi ekonomik olarak Özellikle Rus şirketlerinin yönünü Türkiye'ye çevirmesi tabi Amerika'nın ve Batı'nın işine gelmiyor. Çünkü şimdi Batı efendim o enerji politikaları vesaire birçok şeyde şu anda çok büyük sıkıntılar çekiyor. Öyle bir şey ki Almanya'da yine geçen skandal. Alman Başbakanı Scholz yani diyor ki sürekli bayın yapmanıza gerek yok diyor. Islak bez de var diyor. Islak bezle de, de diyor üstünüzü vesaire sürtebilirsiniz. Yani olacak iş değil. Almanya yani düşünün. O kadar çok büyük sıcak su sıkıntısı var. Çünkü enerji konusunda çok büyük sıkıntılar çekiyor Avrupa. Şimdi Amerika'da ısrarla tabii Türk şirketlerinin veya Türkiye'nin özellikle Rusya'nın Türkiye üzerinden açılmasını kesinlikle istemiyor. Çünkü bu Türkiye'ye de çok büyük ekonomik anlamda büyük bir efendim ivme kazandırabilir. O yüzden de sevgili dostlar bakın Amerika Birleşik Milletleri'nin Hazine Bakanlığı bir mektup yazıyor. Nereye? Türkiye'de TÜSİAD'a. Yani işte TÜSİAD'a yazdığı mektupta Türk şirketleri yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda uyardılar açık açık. Yani biz diyor bazı Rus şirketleri var bunlara yaptırım uyguluyoruz 30 ülke. 30 ülke yani Avrupa'dan ülkeler de aynı şekilde bu Rus şirketlerine yaptırım uyguluyor. Kesinlikle diyor siz de bu yaptırımı delmeyin. Ruslarla bu Rus şirketlerle çalışmayın diye açık açık tehdit dolu bir mektup yazıyor. Bakın ABD Hazine Bakanlığı. Şimdi yani sormak lazım. Ya kardeşim TÜSİAD'dan da biri çıkıp desin ki bağımsız bir kuruluşuz kardeşim. Biz yani şimdi patronlar kulübü dediğimiz TÜSİAD yani ticaret biz ticaret yapıyoruz. Dolayısıyla bizim ticaretimizde Rus şirketleri efendim bizim ticaretimize uygunsa biz gerekirse Ruslarla da ticaret yaparız. Nitekim yapılıyor. Şimdi Amerika ikinci bir İran krizi çıkarmaya çalışıyordu. Şimdi o öyle bir durum var. Yani işte Halk Bankası üzerinden nasıl İran efendim buradan ambargo ideler diye Biliyorsunuz o o davaları. Şimdi takmış kafayı efendim Rus şirketlerle kesinlikle işte e, ilişkiye geçmeyin. Bununla alakalı temasa geçmeyin. Ya kardeşim Türkiye bağımsız bir ülke. Türkiye'nin kuruluşları da kendi içinde efendim istediği gibi yani TÜSİAD dediğiniz kurum yani Türk İş adamları derneği vesaire. Yani bu kurum ne olursa olsun kendi menfaatleri için ve Ticari anlamda Türkiye'nin de menfaatleri için Rusya ile ticaret yapabilir ve yapmalıdır da. Biz ne dedik? Ukrayna ile Rusya'da savaş çıkınca Batı hemen Amerika'nın gazıyla ambargoları peş peşe yığdı. E şimdi çok pişman. Acaba diyor nasıl döneriz? Mesela bakın sevgili dostlar Fransa, aynı şekilde İtalya, Mario Draghi'nin gitmesinden sonra özellikle İtalya'da da yavaş yavaş işte Rusya ile Ukrayna barışsın. İşte bu bir an önce savaş bitsin havasında. Çünkü biliyorlar ki kış yaklaştı. Daha büyük tehlikeler kapıda. Rusya onlar için çok büyük bir pazardı. Ne oldu? Şimdi bu pazarı kaybettiler. E Ruslar da şimdi en yakın olarak yani hem stratejik anlamda bir ilişki kurduğu. Çünkü Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arası çok iyi. Biliyorsunuz yani bu sahada da stratejik anlamda önemli bir işbirliği mevcut. Bu zemini Türkiye sağladı. Rusya da aynı şekilde bu zemine geldi. Şimdi bu saatten sonra gidip de efendim Rusya ile Rus iş adamlarıyla bu altın fırsatlar bakın altın fırsatlar adı altında yürütülen efendim Rus şirketlerden gelen heyetler Türk şirketlerden Rusya'ya giden heyetler bu anlamda bir ticaret kapasitesi oluşturmak için özellikle ticaret hacmini Türkiye'nin de bu anlamda arttırmak için çalışması gayet doğal ve maalesef üzülerek söylüyorum. Türkiye'nin karşısında hem sahada hem de bu hususlarda hep Amerika var. Ve içimizdeki bazı kişiler ısrarla efendim Amerika bizim müttefimiz Amerika müttefikliğinden çıkamayız. İşte NATO'ya şu kadar bağlıyız, bu kadar bağlıyız. Avrupa bizim için çok önemli. Ya ne önemli ya? Arkadaşlar neresi önemli Allah aşkına? Ya bu Avrupa değil mi Avrupa Birliği kotaları adı altında bizi inim inim inleten, özellikle işte şeker pancarı şu kadar ekersin bu kadar ekemezsin. Buğday bu kadar ekersin bu kadar ekemezsin. Toprağa kota koyan Avrupa değil mi? Aynı Avrupa ticari anlamda Türkiye ile ticaretini yapmayıp işte Yunanistan aşağıdan kaydırar. Şimdi Ursula von der biliyorsunuz bununla alakalı açıklama yapmıştı Avrupa Birliği. Avrupa gazı işte Türkiye üzerinden değil de İsrail, Mısır, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gelsin diye bununla alakalı görüşmeler yaptılar. Enerji bakanları İsrail Enerji Bakanı ile Mısır Enerji Bakanı bununla alakalı da görüşmüştü. Yunanistan'ın zaten canına minnet. Yani geçiş güzergahı buradan o. Türkiye'yi de bu anlamda cezalandı. Niye? Çünkü neymiş efendim? Türkiye neden Avrupa'nın Rusya'ya karşı uyguladığı ambargo olarak katılmamış? Katılmaz. Katılmaz kardeşim. Bak burada geçerli olan denge politikası. Evet bu denge politikası iyi. Ama bu saatten sonra artık denge politikası dediniz. Ne Amerika ile ne Batı bir denge kurulacak bir pozisyon yok. Adamlar açık açık Türkiye'yi tehdit ediyor. Her alanda. Ekonomi alanında tehdit ediyor. Aynı şekilde askeri alanda hareketlilikte savaş pozisyonu almış durumda. Yani Dede Ağaç'a bakın New York Times açıklıyor ya. New York Times çıktı daha yeni geçen 2-3 gün önce. Dede Ağaç'a inanılmaz bir efendim silah yığınağı yapıldı. Dede Ağaç burnumuzun dibi. Yani Larissa, Kavala, Selanik buraları saymıyorum bile Stefanovic. Yani şimdi buralarda inanılmaz derecede Amerika buraya silahlarını koyup efendim üstler koyup bir nevi namlularını Türkiye'ye çevirerek Türkiye'ye karşı bir cephe oluştururken aynı şekilde ekonomi alanında bu cepheyi tekrardan devam ettirip Türkiye'nin ne Rusya'yla efendim işte ne de bu anlamda ticaret o şirketlerin başka bir alana kaymasını istemiyor. Ama kimse kusura bakmasın Türkiye bağımsız bir ülke ve Türkiye ne olursa olsun bağımsız politikalarını devam ettirmelidir. Zaten mektubun doğruluğu açıklandı. TÜSİAD hem Dışişleri Bakanlığı'na hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu anlamda Mektubu açıkladı. Şimdi dolayısıyla bu çok sıkıntılı bir konu sevgili dostlar. Amerika'nın bir sonraki hedefi açık açık söylüyorum. Bak çok net yani bu. Rusya'nın müttefikleri, Rusya'nın dostları. Çünkü Avrasya'ya Amerika savaş açtığı için bu Avrasya içinde Türkiye de var. O yüzden Türkiye'yi de Rusya ile alakalı ilişkilerde cezalandırmak istiyorlar. Bununla alakalı fırsat kolluyorlar. Ekonomi alanında fırsat kolluyorlar. Askeri alanda fırsat kolluyorlar. Diğer pek çok alanda Türkiye'ye karşı bir hamle yapmak için fırsat kolluyorlar. İşte Yunanistan orada. Yunanistan'ın silahlanması hususu burada. Yani gözümüzün önünde. Diğer taraftan da bu Türk şirketleri mevzusu olacak gibi değil. Yani artık ya yani buna kimse karışamaz. Zaten yakın zamanda Rusya'dan gelen heyetler Antalya'da bir nevi işte görüşmeler olacak altın fırsatlar adı altında bu anlamda Türk şirketleriyle işte Rus şirketlerinin anlaşılması vesaire bir takım görüşmeleri vesaire olacak. Bunlar önemli. Yani bu irtibata geçmeler daha sonrası hem Türk şirketlerinin işine yarayacak hem Rus şirketlerinin işine yarayacak. Türkiye için de büyük bir pazar Rusya. Bunu kabul etmek lazım. Üstelik diğer taraftan tamamen ambargoya uygulanıp dışlanan bir Rusya Türkiye'ye tamamen bu anlamda açılım getirebilir. Bu bizim için çok önemli sevgili dostlar ekonomi anlamda tam da bu ekonomik dar boğazda yani ekonominin bu kadar çok sıkıntı yarattığı bir dönemde yani sıkıntı oluşturduğu bir dönemde her ne olursa olsun e, Türkiye bu ekonomideki Rusya ile alakalı altın fırsatları kaçırmamalı. Amerika'nın tehdidi vesaire vız gelir tırız gider. Bir yere kadar konuşacak Amerika. Yani Türkiye'de bu anlamda dik bir duruş sergilemeli. Aynı şekilde TÜSİAD'da. Birkaç tane onurlu adam yok mu ya TÜSİAD'da? Kardeşim siz bizi sınırlayamazsınız ya. Buna ses çıkaracak bu mektubu. Biz bağımsız bir kuruluşuz vesaire diyecek. Amerika'ya karşı dik bir duruş sergilecek yok mu ya? Bence olmalı. Bence var. Olmalı. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.